Melek, melek, melek. Ayşe abla, Ayşe abla. Melek, melek, melek. Ayşe abla neredesin? 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 Kızım, kızım, kızım. Ayşe abla. Melek. Ne oldu, iyi misin? Dosya nasıl kapanır anlamıyorum. Yapan elini kolunu sallayarak dışarıda mı dolaşacak yani? Ayşe ablanın kemikleri sızlıyordur şimdi. Aliye Hanım, beni çağırmışsınız. Ayşe'yi rüyamda gördüm dün gece. Bugün ruhu için lokma dökelim. Çalışanlara, ailelerine, konu komşuya dağıtılsın. Biz de bugün bir kabristana gidelim ha? Tabii tabii. Ben her şeyi usulünce yaparım. Siz hiç merak etmeyin. Ah, ah. Zaman ne çabuk geçiyor. Su misali. Günaydın. Anneciğim, ne bu haliniz? Kızım, Ayşe'nin ruhu için lokma dökeceğiz. Aa, bugün mü? Bütün ev yağ kokar şimdi. Ben bugün ortalarda yokum anneciğim. Arzu, ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Bugün lokma pişecek, kabir ziyareti yapılacak. Sen de bu ailenin bir ferdi olarak orada olacaksın. İşte bu kadar. Senin o gün orada olman bir tesadüf olamaz. Bu işin içinde başka bir şey var. Rahat uyu Ayşe abla.
Bu mesele böyle kapanmayacak. Seni aramızdan alan her kim ise bulacağım. Gözün arkada kalmasın. Elif'e kendi evladım gibi bakacağım. Söz veriyorum. Aliye Hanım da iyice çıldırdı. Bir de beni azarlıyor. Ne oldu ki? Hem siz kuaföre gitmeyecek miydiniz? Ben randevunuzu istediğiniz saate aldım. Gidemiyorum ki. Aliye Hanım izin vermiyor. Hiç kusura bakmasın, mezarlığa falan da gidemem. Neyse, hiç keyfimi kaçıramam onunla. Keyiflisiniz. Öyleyim tabii. Şu davanın kapanması harika oldu. Biraz daha kurcalasalardı işin ucu Meleğe, Saçaklı'ya kadar gidecekti. Selim de her şeyden habersiz okula gitti. Daha ne olsun. Sevgili kaynanamın sözleri de hiç umurumda değil. Yani Goncacığım, bugün keyfim hiçbir şey kaçıramaz. Ne güzel. Şekeri uzatın, şekeri. Baykuş, limon da kessin biriniz. Oda servisi bugün kapalı. Bilmeyen varsa benden söylemesi. Böyle acacına olmaz. Gel bir iki lokma bir şey ye. Aç değilim abla, sağ ol. Sabah sesini duydum ama ilişemedim. Ne oldu? Rüya gördüm. Hayır olsun. Hissediyorum. Kötü şeyler oldu kesin. Öyle deme kızım. Böyle uyanıyorum. Etrafımda kimse yok. Ayşe abla bana sesleniyor. Sonra arıyorum arıyorum bulamıyorum onu. Birden kapı hızla üzerime çarpıyor. Sonra böyle buz gibi bir yerde tek başıma öylece kala kalıyorum. Alışmak zordur buralara. Her gün duvarlar üstüne üstüne gelir. Boğuluyorum sanırsın. Sen içini ferah tutmazsan, nefes aldırmaz sana buralar. Canını sıkmayacaksın. Güzel düşüneceksin. Her şey güzel olacak. İyiye varacak. Giydirdi beni bu şekil. Gene kayboldu ortalıkta. Bayılacağım ha şimdi. Ay, fenalık geçireceğim ya. Ya insanlar nasıl bunun içine sığıyorlar? Hem sığıyorlar hem de iş yapıyorlar. Ay, şiştim ha. Kiraz teyze kolay gelsin. Ne yapıyorsun böyle? Ayşe teyzenizin ruhu için lokma döküyorum. Ölmüşlerimizin canına değsin inşallah. Babaannem nerede? Odasında. Hadi. Kızım rahatsız etmeyin kadını.
Ay Allah. Şimdi bir de piştim zaten. Şimdi olmaz. Dua okuyor bak. Sonra izin isteriz. Neredesin Ayşe abla? Niye açmıyorsun telefonu? Niye? Ekonomi ve hukuk biliminin kökenlerini Adam Smith'e kadar götürmek mümkün olsa bile modern anlamıyla 1940'larda Amerika'da Chicago Üniversitesi'ne başladığını kabul ediyoruz. Teori formal bir yapı kazanmasıyla 1960'lı yıllarda başlamış. Selim, sen beni dinliyor musun? Bunlar ne başkan? Sabret biraz, görürsün birader. Oğlum var ya, az daha yakalanıyorduk ha. İyi yırttık valla. Lan oğlum, seni duyan da ilk defa araba götürüyorsun sanır ha. Sakin ol biraz. Oğlum ben sana demedim mi ufak arabayı götürelim diye? Sen tutturdun jip. Ya Nado, oğlum adama ne dedik? 50 liranı 100 lira yapacağız dedik. Bu ufak araba dediğin külüstürü 20 liraya bile okutamazsın. Sen bilmiyor musun bu işleri ya? Bakalım bunu okutabilecek miyiz? Sıfır sıkıntı birader. Okuturuz. Rahat ol. Sıfır sıkıntı. Selam abiyle papaz olmuş. Hatırlıyorsun değil mi? Hani hatırlamıyorsan uyandırayım kardeşim. Takma kafana koçum. Selam abi sever beni. Hakkı neyse verir. Halledeceğiz. Halledeceğiz. İnşallah. Oğlum o değil de şu Murat gerizekalısı inşallah elini yüzüne bulaştırmaz iş ha. Ya dün ben Şeyda'yla biliyorsun gider yaptım da kızaklı abi. Yok yok merak etme sen. Ben bir haftadır ufak ufak piyazı veriyorum buna. İyice böyle kendini fasulyeden saymaya başladı. Havaya girdi, gazı aldı. Her türlü halledecek. Sen rahat ol. E peki teslimatı nasıl yapacak abi? Yakalanmasın sonra. Düşündüm birader. Ona da bir şeyler düşündüm ben. Takma kafana sen. Halledeceğiz. Aliye Hanım'la İpek Hanım kabristana ziyarete gidecekler. Aliye Hanım sizin de gideceğini söyleyince tülben şey etmiştim. Üf Kiraz ne kabristanı. Benim halletmem gereken daha önemli işlerim var. Ne yazık ki bu etkinliğinize katılamayacağım. Sadığım geldin mi? Ne oldu da? Aliye Hanım, Ayşe Hanım için lokma döktürdü. Sen onları haraya, seraya, konuya, komşuya neyin dağıtıver. Daha önce dağıttığın yerler var ya. Tamam, dağıtırım şimdi. Hay gidi hay. Sanki dün burada oturuyordu da sohbet ediyordu. Ne garip dünya değil mi Sadık? Öyle. Öyle de işte. Elden bir şey gelmiyor. Takdir ilahi. Neyse, ben vakitlice götüreyim şunları. Tamam. Eksik neyin olursa gelir gene alırsın. Tamam.
Kiraz teyze. Söyle gülüm. Bize dua öğretir misin? Aliye teyze okuyor. Ayşe teyzem için biz de dua edelim. Evet Kiraz, lütfen. Ben de öğrenmek istiyorum. Hadi, hadi. Aferin size. Öğreteyim de ben ölünce benim arkamdan da okursunuz. Hem birazdan babaannenle halan mezarlığa gidecekler. Sizi de götürürler, Ayşe teyzeniz için dua edersiniz. Götürürler mi ki? Olur mu ki? Niye olmasın ki? Eğer götürürlerse ben senin abimin aldığı yeni elbisemi giyeyim. Ayşe teyzeme gösteririm. Görmez ki aptal. Aa, öyle olur mu gülüm? Dua öyle sadece öğrenmekle olmaz. Kalbinde duaya açık olacak. Gönlünde kin, nefret, kötülük barındırmayacaksın. Tamam, tamam. Hadi Kiraz. Ben de gitmek istiyorum onlarla. Evet Kiraz teyze, lütfen öğret. Keşke herkes sizin kadar öğrenmeye hevesli olsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Chicago yaklaşımı hukuku fiyat teorisinden hareket ederek inceliyor. Senin aklın pek burada değil gibi. İstersen başka zaman çalışalım. Haklısın. Benimki de laf. Ayşe ablanın ölümü böyle birdenbire. Biz. Ben. Hale inanamıyorum. Bazen eve gidince kapıyı o açacakmış gibi hissediyorum. Sanki unutuyorum bizi bırakıp gittiğini. Biliyor musun Zeynep? Ben onun yasını bile tutamadım. Çünkü büyük, çok büyük bir sırrın ağırlığı altında kaldım. Anlayamadım. Gözlerini kapamadan önce yanındaydım. Ayşe abla bana birini emanet etti. Emanet mi? Gitmeden önce bana küçük bir kız emanet etti. Siyah. Tamam Feraye'cim. Hala ya. Dediğim gibi başka zaman artık. Çok sağ ol canım. Görüşürüz. Tuğçe'cim ne oluyor? Bir konuşturmadınız. Şey. Biz de mezarlığa gelebilir miyiz İpek abla? Ayşe teyzem de görsün diye yeni botlarımı da giydim. Bunlarla ayaklarım sıcacık oluyor. Biz de gelebilir miyiz hala? Hem Kiraz teyze bize dua öğretti. Ayşe teyzem için okuyacağız. Evet hala, lütfen. Canlarım benim. Tabii ki gelebilirsiniz. Aferin size. Nasıl olmuş birader?
Başkan var ya, çok çakarsın ha, senden korkulur. Oğlum nasıl üstledin lan bunu böyle? Gerçek gibi olmuş. Oğlum tecrübelendik anasını satayım. Damatlığın köşesinden döndük. Hadi lan. Oğlum var ya, Selam abi okutu okutu arabalara profesör oldun lan bu işin. Birader o da bir antika ha. Yok arabayı şöyle süsleyin. Yok polis anlamasın, kimse görmesin. Gören de arabayı alıp gezecek zanneder ha. Ulan parçalayacaksın sen bu arabayı. Ne bu tatava, değil mi? Olsun olsun. Şu bizim Murat Keriz'de çakoz olmasın da olayı. Sorun yok. Bir şey olmaz, merak etme sen. Lan bizim paralı neydi oğlum? Neydi lan harbiden? He. Kızınızın düğünü hayırlı olsun. Olsun olsun, hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Bana emanet etti o küçük kız. Evet. Zeynep, o küçük kız benim için çok değerli. Benim için çok özel bir yeri var. Nasıl yani? Bu. Kimseye anlatamadın. Anlatamayacağım bir şey. Çok zor Zeynep. Çok ağır bir yükün altındayım sanki. Selim ben... Ben... Ne diyeceğini bilemiyorsun tabii. Kusura bakma. Öyle senin dertlerimle... Yok canım, olur mu öyle şey? Bugünlük bu kadar yetse, sonra çalışsak. Tabii olur. Kusura bakma tekrar, toparlayamıyorum kendimi. Sonra görüşürüz. Yani eğer... Her şeyi biliyor. Orada davranışlarımıza dikkat edeceğiz, tamam mı? Hı hı. Ne zaman gideceğiz peki? Aliye Hanım, Hasan Efendi geldi. Kapıda hazır araba. Tamam Kiraz, hadi. Hadi bakalım kızlar. Ben bu yola girdiğimde Efruz Baba kendime bir söz vermiştim. Her ne olursa olsun, karşıma kim çıkarsa çıksın, kardeşim Meleğe yapılanların hesabını soracaktım. Sonra keskin bir viraj döndüm. Karşıma o çıktı. İpek. O öyle saf, öyle temiz ki, çok güzel bir kalbi var. Demek yüreğin hepten taş kesmemiş be evlat. Gün ışığı bu. Yağmur sonrası açan gün. Abi hayırdır? Düğün falan mı var? Yok koçum ya. Bizim bir arkadaş evleniyor yarın da. Getirdi şöyle için dışını bir temizleyin diye. O yani. Ha, iyiymiş. Hallettin mi bizi Arif?
Halletti, halletti. Ya Murat, benim biraz işim var içeride, hesap kitap. Sana adresi versem sen götürür müsün? Ayıp ediyorsun abi. Götürmez olur muyum ya? Dur yazayım ben sana şu adresi o zaman. Yalnız var ya, alet de canavarmış ha. Götürürsün, teslim edersin Muratçığım, tamam mı? Bir de kızınızın düğünü hayırlı olsun dersin, tebrik hesabı, tamam mı? Tamamdır abi, sen hiç merak etme. Bir de Murat, bana bir miktar borcu var o arkadaşın. Onu da alırsın, gelirken getirirsin yanında, tamam canım? Ayıpsın abi. Tamam canım, hadi al anahtarı. Hadi, dikkatli git. Göreyim seni, hadi bakayım. Sabah kalkıp doğru düzgün bir kahvaltı bulamayacaktım lan ben. Hay ben senin... Açlıktan öleceğim lan ben bu pis evde. Şu hale bak ya. Pisliğe bak, şu mutfağın haline bak. Ah ulan melek, ah ulan kadın. Sen yan gelip yat öyle hapiste. Şu çayı bana getir. İçimdeki sıkıntıları ferah çıkar. Sen yardımcımız ol ya Rabbim. Her canlı özünde iyi parçalar taşır evlat. Ama yaşadığımız bu dünya işte. İçimizdeki güzellikleri bize nasıl da unutturuyor değil mi? Seni sevgiye çağıran her duygunun peşinden git evlat. Koşarak git. Koş ki özünde iyilik çıksın. Filiz versin evladım. Oh be, sonunda yalnız kalabildim. Bir gün bu ev sadece senin olacak Arzu. O zamana kadar böyle anların tadını çıkarmaya bak. Herkes nerede? Kabristan'a gittiler, Ayşe'yi ziyarete. Sen? Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum, o yüzden... O elindeki ne? Bu mu? Cüzdan. Hesap cüzdanı. Yeni hesap mı açtırdın? Evet. Tuğçe için mi? Hayır, Elif için. Yaptım Ayşe teyze. İnanamıyorum ya. Bir de Elif adına hesap mı açtırdın? Abartma. Hesabı kendi adıma açtırdım. Ama Elif için para yatıracağım. Hala Elif diyor ya.
alt tarafı besleme. Hesaplaştırmak ne demek? Seni kaç kere uyardım? O çocuk hakkında böyle konuşmayacaksın. Söylediklerine dikkat edeceksin. Hayır, ben anlamıyorum ki. Biz Elif evlat edindik de benim mi haberim yok? Hatırlatırım Kenan. Senin kızın Tuğçe. Elif kim ya? Elif kim? Elif de artık bizim kızımız. Ayşe teyze, sen şimdi çok uzaklardasın ya. Ama bu resimdeki gibi güzel bir yerdesin, biliyorum. Sen gittin ama hala hiçbir sözünden çıkmıyorum, biliyor musun? Geç yatmıyorum, yemekten önce şeker yemiyorum. Kahvaltıda yumurtanın sarısını ayırmıyorum. Kimseyi üzmüyorum. Ben iyiyim. Sen beni hiç merak etme, tamam mı? Senin dediğin gibi hep iyi insan olmaya çalışıyorum. Ama seni çok özlüyorum Ayşe teyze. Çok. Ne yaptın birader paketi? Becerebilir inşallah gerizekalı. Halleder. Takma kafana. Parolayı unutmasın da. Vallahi birader o kadar söyledik. Unutmaz herhalde. Neyse. Alsın gelsin de şu paramızı. Ha, para demişken. Bak, ben yarı yarıya payımı alırım ha, ona göre. Ya. Oğlum, Veysel'e vereceğiz demedik mi parayı? Oğlum. 100 bin lira mı vereceksin adama ha? Sen 50 bin lira almadın mı bundan? Aldın. E tamam abi. 50 bin lirayı verirsin. Üstüne bir miktar daha verirsin. Gerisini kırışırız işte. Ya Nado. 100 lira vereceğiz dedik artık adama. 50 liranı 2'ye katlayacağız dedik. Abi olmaz şimdi, bu laftan dönmeyelim. İşimiz düzenimiz yürüsün. Erkut. Sen harbiden hıyarsın abicim. Hatta hıyarın önde gidenisin. Lan sen adamı dolandırdın. Şimdi bir de misliyle parasını mı geri vereceksin lan? Ya Nado, bu konu biraz hassas birader. Çok karıştırma sen bunu. Bir şekilde halledeceğiz. Takma kafana sen. Yapacağız. Ha pardon. Hassas mevzular değil mi? Hani sen diyorsun ki kayınpederimin kalbini fazla kırmayayım. Lan oğlum, tutturdun bir Zeynep'le Zeynep gidiyorsun hala. Ya oğlum, Zeynep'le Meynep'le alakası yok bu işin. Bak, güven sarsılmasın, dümenimiz bozulmasın, işimiz yürüsün. Ben onun peşindeyim Nado. Vallahi başkan. Ben kimseye söz vermedim abicim. Ben payımı alırım, o kadar. Ulan nereye geldik ya? Pardon birader, bakar mısın? Buyurun. Ya ben bu adresi arıyordum da bulamadım bir türlü. Abi burası sanayi. Buradan dümdüz gidiyorsun. Karşına bir kaşa çıkacak. Karşıdan sonra dön, dümdüz git. Hiçbir sapma, yolunu bulursun. Bulamazsan birisine sor. Eyvallah abi, sağ ol. Ne oluyor lan? Geri çekilin bakayım. Abi, para versene. Lan oğlum, ne parası? Geri gel. Nerede abi? Kaçırdın mı yoksa? Lan oğlum, ne parası, ne gelini? Vallahi alacağım ayağımın altına şimdi ha. Parayı lan. Parayı vermeden bırakmayasın abi. Lan
Elif de artık bizim kızımız. İnanamıyorum ya. Selim gitmiş gelene her şeyi anlatmış. O da karşıma geçmiş, Elif de bizim kızımız diyor. Çıldıracağım. Nasıl bu kadar cüretli olabiliyorsun? Nasıl? Nasıl? Beni mi çağırdınız? Bittim ben Gonca. Ne oldu ki hanımım? Selim gitmiş Kenan'a her şeyi anlatmış. Kenan Elif'in kızı olduğunu biliyor. Ama Selim Bey'in hiçbir şeyden haberi yok ki. Biliyormuş işte. Sen bir şey anlamamışsın. Beceriksiz. Bir işi de halledebilsen. Fıştıktan sinirim tepeme çıktı anasını satayım ya. Neredesin lan sen bu saate kadar? Ne oluyor ya, gelir gelmez? Neydi ya, gelir gelmez? Lan açlıktan kan şekerim düştü, elim ayağım titriyor. Ev tam takır kuru bakır lan. Aa, öyle mi? Niye acaba? Bunun da mı suçlusu benim lan? Öyle kitaplarla mitaplarla olmuyor bu. Zeynep Hanım, kitap karın doyurmaz. Ha, geldiniz eve yerleştiniz, bir de benden para bekliyorsun. Ulan sen var ya sen, bayağı bir nankör çıktın lan sen. Seni bu sevil hayattan kurtaracak böyle düzgün bir adam mı oldun? Sen yine burun kıvırdın lan o canım Erkut'a. Hey Allah'ım ya. Biz sana var ya, biz sana böyle evler, arabalar vaat ediyoruz ama nerede? Sen bu gidişle var ya, daha çok aç kalırsın, çok. Bıktım artık ama bu laflarınızdan ya. Yürü git lan, bana yiyecek bir şeyler hazırla. Açlıktan bayılacağım. Senin de turşunu kurarız artık. Dayı. Kolay gelsin. Eyvallah. Kime baktınız? Biz bir araba arıyoruz da, bizim patronum. Sana gelmiş olabilir mi? Bir jip. Rengi siyah. Vallahi çıkaramadım yeğeni. Plakayı söylesek daha belki hatırlarsın. Söyle bakayım. 34 BM 2169. Yok vallahi. Hiç tanıdık gelmedi. Eyvallah. Evet. Ya burası ya da buranın bir paraleli. Girip soralım bari. Lan patronun jipi değil mi lan bu? Harbi benziyor, modeli rengi aynı. Gel lan bir bakalım şuna. Lan harbiden bu araba lan. Oğlum, bu patronun mu jipi? Birader hayırdır? Bir şeye mi bakmışsınız? Ulan şerefsiz! Bir de hayırdır diye soruyorsun lan! Tüh senin sıfatına, sen kimin arabası çaldığını sanıyorsun lan? Abi ne çalması ya? Ben arabayı sahibine götürüyordum. Hangi sahibine lan? Hangi sahibine? Dingin! Hem suçlusun hem güçlü lan şerefsiz! Kime şerefsizsin lan? Hadi susun lan oğlum! Bittin lan sen, bittin! Oh.
Ah Ayşe, ah. Ne zormuş böyle, ne zormuş. Ayşe ablanın yokluğuna nasıl alışacağız anne? İnsanoğlu her şeye alışırmış kızım. Sabır dileyeceğiz, dua edeceğiz. Allah kabul etsin. Sağ ol oğlum. Abi bu senin galiba. Evet. O ne oğlum? Elif için hesap açtırdım. Elif için mi? Hesabı kendi adıma açtırdım ama Elif için para yatıracağım. Çok iyi düşünmüşsün abi. Kızcağızın ortada ne annesi var ne babası. Ayşe de gitti. Emanetine sahip çıkmak lazım. Yarın bize bir şey olursa çocuk zor durumda kalmasın. İyi düşünmüşsün oğlum. Anneciğim yapmayın Allah aşkına, siz de mi? Kenan'ın yaptığını onaylıyor musunuz gerçekten? Müşkül durumda bir çocuğa yardımcı olmuş kızım. Ne var ki bunda? Kim olduğu belli olmayan bir besleme. Sen gelsene içeri. Birader iyi misin? Ne oldu? Zımbalayıp kaçtı şerefsizler. Kim mi çakladı? Bilmiyorum. Arabayı alıp kaçtı şerefsizler. Neyse bırak şimdi arabayı falan. Hemen ambulans çağırmak gerek. Ay yok yok. Gerek yok. İyiyim ben. Kardeşim böyle olmaz. Acil hastaneye gitmen gerekiyor. Hayır gerek yok dedim. Ben hallederim sağ ol. Altı üstü kendime ek hesap açtırdım diye niye o kadar büyütüyorsun? Çünkü hesabı Elif için açtım. Evet, çünkü Elif'in yardımımıza ihtiyacı var. Yapma Kenan. Sadece bu mu? Tek amacın Elif'e yardım etmek mi? Hayır, değil. Ne o zaman? Elif senin için neden bu kadar kıymetli? Kendi çocuğunun rızkını, kim olduğu belirsiz bir çocuğa yedirmeye ne hakkın var? Yahu Elif bize emanet. Anası babası ortada olmayan bir çocuk için nasıl bu kadar acımasızca konuşursun? Ne demek annesi ortada yok? Elif'in annesi kim? Nerede olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Yani sen Elif'in annesini hiç görmedin. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Nereden bileceğim ya? Tamam Kenancığım. Tamam. Alo, ne oldu Murat'cığım? Paket adrese teslim değil mi? Erkut abi, başıma neler geldi bir bilsen. Ne oldu oğlum? Abi çok kötü şeyler oldu, çok. Murat anlatsana oğlum, ne oldu? Abi, şimdi böyle telefonla anlatılacak bir şey değil. Gelince yüz yüze konuşuruz. Hadi kapatıyorum ben. Ulan ne oldu acaba ya? Selami abi vermedi mi bu kereze parayı? Taksi hazır hanımım. Tamam. Şuna bak şuna. Pek başı boş kaldı bu. Tasmasını sıkmak lazım. Şşş, acele etme. Ortalık durulsun biraz. Ne dedi İkbal? Unuttun mu? Kim varsa artık arkasında. Geceler uzundur Baykuş. Sen bilirsin.
Burada hayat pamuk ipliğine bağlıdır. Melek Şimşek ziyaretçin var. Çok şükür Ayşe abla. Ne oldu oğlum? Ne bu hal? Abi bıçakladı şerefsizler. Kim bıçakladı Murat? Ah! Abi hani arabayı götürüyordum ya ben. Evet. Sonra işte adres sormak için arabadan indim. Döndüğüm zaman iki tane lavuk vardı arabanın başında. Araba bizim deyip durdular. Sonra işte ortalık karıştı. Heriflerden bir tanesi çıkardı kelebeği. Geldi taktı bana. Of. Sonra da arabayı alıp kaçtılar. Sen ne yaptın be koçum? Çaldırmışsın arabayı. Ne diyeceğim oğlum ben şimdi arabanın sahibine? Oğlum kaç para o araba, haberin var mı senin? Kaç para abi? 100.000 lira koçu. Su içinde 100.000 lira eder o araba. Abi ben hiç iyi değilim, çok kötüyüm ya. Çok şaşırdım. Yoksa başka birini mi bekliyordun? Dur tahmin edeyim. Ayşe'yi bekliyordun değil mi? Ama maalesef o gelemeyecek. Niye gelemeyecekmiş? Aa, sen bilmiyor musun? Neyi bilmiyor muyum? Ayşe ablacığın çok uzaklara gitti. Nereye gitti? Ne demeye çalışıyorsun sen? Ne oldu Ayşe ablaya? Sevgili işbirlikçin öldü. Melek, Ayşe öldü.